Laik Demokratik Cumhuriyet'in kurucusu sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, görev yapmaktan onur ve gurur duyduğum çok değerli ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız, kıymetli yöneticilerimiz, bu kentte seçim kazanan çok değerli belediye başkanlarımız, belediye meclisi ve il genel meclis üyelerimiz, çok kıymetli gençlerimiz, kadınlarımız, bu güzel günümüzü onurlandıran sevgili muhtarlarımız, sivil toplum örgütü ve meslek odalarının kıymetli başkanları ve kuşkusuz bu davaya gönül veren, oy veren, Laik Demokratik Cumhuriyet'in her zaman yanında olan sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel ilimizin güzel insanları, bu kentte yaşayan onurlu yurttaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemindeyiz. Ülkemiz kritik bir dönemden ve süreçten geçiyor. Bu ülkenin güzel günlerini çağdaş, laik ve sosyal ve çoğulcu bir cumhuriyet ve hukuk devleti olarak yeniden inşa etmeliyiz. Bu kritik dönemde, yani bugünlerde hepimizin sorumlulukları var. Çocuklarımız için, torunlarımız için ve ülkemiz için bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün ülkemiz yangın yeri halinde. Ya ülke olarak uçurumun dibine boylayacağız ya da kararlı ve cesaretli bir şekilde uçurumun kenarından umuda koşacağız. Umutla, inançla bu yangını biz söndüreceğiz. Ülkemiz 12 yıldır AKP tarafından dayatılan ırkçı, mezhepçi, baskıcı, dayatmacı ve kutuplaştırıcı politikalar ile yönetilmektedir. Kin, öfke, nefret tohumları insanların içine bu kadar sokulması, büyütülmesi, insanları hiçbir dönemde birbirlerine öteki diye bakmamalarını ve bu dönemde kin, öfke ve nefretle bakmalarını sağlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dış politikalarda sıfır sorun. Barış, yurt içinde huzur, refah diye iktidara geldiler. Oysa bugün tüm komşu ülkelerle savaş halindeyiz. Türkiye'yi yoksullaştırılmış ve yolsuzluğa bulaşmış bir noktaya getirdiler. AKP hükümetleri yasama ve yürütmeyi şekillendirmekle kalmamış, hukuk devletinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayarak kendi çıkarları doğrultusunda bir yargı kuvveti oluşturma çabası içindedir. Hukuka açıkça müdahale edilmiştir. Hükümet kendilerine muhalif tüm yurttaşları sindirmek ve yok etmek adına hayasız saldırılarını hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Değerli yol arkadaşlarım, bu karanlık tablo elbette çaresiz değildir. Bu saldırılara göğüs gelecek ve bu ablukayı dağıtacak ilerici, yurtsever, aydın ve devrimci kadrolar
tarihin kendilerine yüklediği sorumlulukla görev başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi umudun ve direnişin adıdır. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Bu iktidara karşı yenilmeyeceğiz. Cumhuriyeti kuran, insan odaklı, emekten ve özgürlükten yana siyaset üreten Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecrübelerimi ortaya koyup ilimize ve ülkemize daha fazla hizmet etmek için aday adayı oldum. Politika üretmek için, ilimize daha fazla katkı sağlamak için aday adayı oldum. Geçmişte olduğu gibi işçinin, köylünün, memurun, esnafın, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve gençlerimizin ve kadınlarımızın bildiğimiz sorunlarının çözümünde daha etkin olabilmek için aday adayı oldum. Özgürlüklerin vazgeçilmezi olan ve en özeli olan düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne dokunulmaması için aday adayı oldum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğu ortadan kaldırabilmek için aday adayı oldum. 7 Haziran 2015 Laik Demokratik Cumhuriyet'in ve parlamenter sistemin son kullanma tarihi olmasın diye aday adayı oldum. Çağdaş yaşamın tüm olanaklarından faydalanan onurlu ve kaliteli bir yaşam vaadi için aday adayı oldum. Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın, insan olarak eşitiz diyebilmek için aday adayı oldum. Özgüvenli, hoşgörülü, kültürlü, sorumluluk sahibi, laik ve demokratik cumhuriyetin birikimlerini içtenlikle benimseyen özgür bireyler yetiştirebilmek için aday adayı oldum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili yol arkadaşlarım, hiçbir partide uygulanmayan ve olmayan bir demokrasi şöleni yaşayacağız. 29 Mart Pazar günü sandığa gidip Bilecik Milletvekili aday listesini, yani birinci ve ikinci sırayı belirleyeceğiz. Ne mutlu ki bizlere kendi adayımızı kendimiz seçeceğiz. Ön seçim kararı alınmasına katkı veren belde yönetim kurulu üyelerimize ve belde başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarımıza, seçilmiş belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyelerimize, il yönetim kurulu ve il başkanımıza, Bilecik örgütünün talebini yerine getirerek bize ön seçim onurunu yaşatan genel merkez yöneticilerimize ve kuşkusuz genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Partimizde olması gereken de buydu zaten. Bize ve partimize yakışanı yapacağız. 29 Mart'a kadar aday adayları olarak kırmadan, dökmeden, küsmeden ve en önemlisi terk etmeden, yani neferi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeden süreci yürütürsek 7 Haziran gecesi sevincimiz şölene dönüşecektir. İnanmanızı istiyorum ki bundan hiç kuşkum yok değerli arkadaşlarım. Bizler geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde
bu kampanyayı yürütürsek elimizden iki milletvekili çıkartma şansımız vardır. 29 Mart'ın kaybedeni olmayacak. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. İşte bu duygu ve düşüncelerle, inançla, güvenle ve en önemlisi umutla aday adayı oldum. Sevgili dostlarım, bir insanın ulaşacağı, dokunacağı, kapısını çalacağı ve derdini açacağı, güveneceği, kendini göreceği, bizim diyeceği ve en önemlisi benim milletvekilim diyeceği milletvekilleri olmalı. İşte Bilecik'in ve Türkiye'nin böyle milletvekillerine ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılayabilecek insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunmaktadır. Ben bu gücü halkımdan, sizlerden ve kuşkusuz partimden alıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle de aynı inançla, güvenle, umutla aday adayı oldum. Değerli yol arkadaşlarım, umut oldukça her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığında Bilecik ve Türkiye için bir hayalim ve bir düşün var. Mutlu ve umutlu birey, mutlu ve umutlu aile, mutlu ve umutlu toplum, mutlu ve umutlu Bilecik, mutlu ve umutlu bir Türkiye, mutlu ve umutlu bir gelecek için her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde parti içi demokrasi şöleninde bütün aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olmasını temenni ediyorum. Ve sözlerimi büyük üstadımız Nazım Hikmet'ten bir alıntı ile tamamlamak istiyorum. Umut bin bir ayaklı, umut güneşte saklı, umut edenler haklı, umut insanın hakkı. Değerli yol arkadaşlarım, katılımlarınızdan dolayı bütün gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür eder. Bugünkü bu tabloyu burada ön seçim öncesi ve sonrası 7 Haziran'a kadar birlikte yürüteceğimiz, inandığımız, güvendiğimiz halkımıza gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy isteyeceğimiz değerli arkadaşlarımla birlikteyim. Onların da bu toplantıya katılması Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ne kadar birlik, beraberlik ve bütünlük içinde olduğunun en somut göstergesidir. Kazananın layık, demokratik cumhuriyet olmasını, kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olmasını ve kazananın Türkiye olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.